var mı? Namus çok hızlı. Böyle giderse kalbi dayanmaz. Efendim? Ben Nazım, adli tıp hekimi. Müsait misin müdürüm? Buyurun hocam, dinliyorum. Adem'le Şaban'ın otopsileri bitti. Şüphe duymakta haklısınız. Cinayet bulguları çok kesin. Ben de öyle düşünmüştüm. Raporu ne zaman alırız? Bu gece bitiririm. Yarın buluşup yüz yüze anlatmak istediğim detaylar var. Çok memnun olurum hocam. Yarın kaç diyelim? Tamam hocam, sağ olun. Kan zehirlenmesine dair bulgular kesin. Hiç şüphe yok. Aynı maddeyle zehirlenmişler. Ama en önemlisi bu zehirlenme hastanede olmuş. İkisi de aynı hastanede yatıyorlardı değil mi? Evet hocam. Garip değil mi? Garip ama imkansız değil. Hastane personeline dikkat edin derim. Buyurun kan testi raporları. Ancak hastane medikal depolarında bulabileceğiniz ağır metal bazlı kimyasallar. Personel derken? İlaçlara kimin erişimi varsa. Hasta bakıcılar, hemşireler, hatta doktorlar. E tamam işte. Sen verdiğim tarihlerde burada mesai demişsin. Hastanedeydim ama doğumhanede görevliydim. Ölen şahısları görmedin mi? Kim öldü onu bile bilmiyorum. Ben serumlarını 4 saatte 1 yeniledim. Ne vardı serumlarda? Ağrı kesici, vitamin falan. İğneyle bir ilaç verdiniz mi? Hayır, sadece kateter taktım. O tarihlerde nöbetçiymişsiniz öyle mi? Evet ama bahsettiğiniz adamları görmedim bile. Nerede görevliydiniz? Acil servisteydim. Bir trafik kazası vardı. Sabaha kadar acilde dikiş attım. Tamam. Ölüm anlarında buradaydınız değil mi? Evet. Kalp krizi anlarında nöbetçiydim. Niye bu kadar olay oldu anlamıyorum. Uyuşturucu bağımlısı adamlardan söz ediyoruz. Kalp krizi anormal bir durum değil onlar için. Bakın, size açık olacağım. Cinayetten şüpheleniyoruz. Cinayet mi? Saçma. Nasıl vardınız bu kanıya sorabilir miyim? Otopsi sayesinde. Adli tıptan Nazım Hoca'yı bilirsiniz belki. Ancak hastane medikal depolarında bulabileceğiniz ağır metal bazlı kimyasallar. Bilirim. Saygın bir profesördür kendisi. Pekala. Biz araştırmaya devam edelim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Hastanemde insanları zehirleyen bir katil olduğuna inanmak istemiyorum. Biz de istemezdik. Ama kanıtlarımız epey güçlü. Yakında buluruz. Endişelenmeyin. Size kolay gelsin. Size de müdür bey. Zoruna bak be. Ekmek elden su gölden. Oh ne hala. Anam mıyım babam mıyım lan senin? Allah belan versin senin be. Kes. Çalışacaksın dediysem çalışacaksın. Pavyonsa pavyon. Otelse otel. Müşteri bağladık lan o kadar. Rezil mi edeceksin bizi? Yapmayacağım. Dur arabayı ineceğim. Kızım bak kaşınma. Ne istersek onu yapacaksın. Yapmayacağım lan. Dövsen öldürsen bile yapmayacağım. Dur arabayı ineceğim. İneceğim mi? İnmek mi istiyorsun? İyi, in lan o zaman. Ne yapıyorsun? İn lan aşağı. Bırak! Öldürtecek misin lan kendini? Ha? Katil mi edeceksin lan beni? İmdat! Öldürtecek misin lan bana kendini ha? Lan! Bıraksana ben kızım! Seni öldürürüm! Bırak! Bas git! Çekil lan! Yürü git lan! Sen var ya sen! Defol git lan! Git! Ne karışıyorsun lan bana? Ha? Bıraksana lan! Seni öldürürüm lan! İyi misin? Gel buraya gel! Git lan! Tamam. Seni geberteceğim lan! Bıraksana lan kızı! Bırak lan! Yürü git! Geç öyle! Yürü git dedim! Seninle işim bitmedi! Görürsün sen! Kimsin sen görürsün sen! Yürü git lan! Yürü! Defol yürü! Ambulans arıyorum.
İyi misin arkadaş? Alo. Acil ambulans istiyoruz. Yol ortasında kadını dövdüler. Biz yanındayız. Acele edin. Çabuk. Çok darp izi var. Kafasını da çarpmış. Travma olabilir. MR çekelim. Ne olmuş bu kıza? Sevgilisi tarafından dövülmüş. Röntgen de lazım. Kırık çatlak falan olabilir. Perişan olmuş kızcağız. İç kanamaya da bakacağız. Durumu nasıl? Tansiyonu düzeliyor hocam. Bünyesi güçlüymüş. Çabuk toparlayacak. Ah be güzelim. Nasıl bu hale geldin? İdil Ece, 99 doğumlu. Yetiştirme yurdundan henüz ayrılmış. Adres kaydı yok. Ne kötü hikaye böyle. Kimse sahip çıkmamış mı kıza? Merhaba. 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 İdil bir süre daha uyuyacak. Ne zaman ifadesini alabiliriz? Belki bu akşam. Bu arada maalesef tecavüz izine rastladık. Bilmeniz gerekir diye düşündüm. Al. Sen mi attın lan arabadan, doğruyu söyle. Yemin ederim çıldırmış gibiydi. Ne yapsaydım? Yemin etme lan, çarpılacaksın. Mis gibi kıza sahip çıkamadın. Kaç para kaldıracaktık ya? Millet kapıda kuyruğa girecekti. Her şeyi yaptım abla. Kaç kere dövdüm biliyor musun? Güzellikle halledecektin salak herif. Ya polise konuşursa? Ne halt yiyeceğiz? Konuşur mu konuşur vallahi. Ne bileyim ne yapacağız? Bir şeydi bil lan. Kalk git hastaneye. Bul kızı. Sonra da bak icabına. Ha? Ne bakıyorsun lan mal mal? Harman mı kaldın yine? İdil'i bul, ya kaçır ya da gebert. Ha. Sendeyiz abi, dinliyoruz. Doğru kağıthaneye gidiyorsunuz. Aylin, anlatsana. Hı. Hastanedeki kıza saldıranı trafik kameralarından bulduk. Araç Serdar Deniz'e ait. İçicilikten sabıkalı. Üstüne kayıtlı iş yeri Kağıthane Ziya Sokak'ta bir kıraathane. Adamın fotoğrafı var mı? Cebine yolluyorum ben hemen Selin. Almadan gelmeyin Ali. Anlaşıldı abi. Sen de çıkar kimliği. Sen de çıkar kimliği. Arkadaşlar, Serdar'ı bugün gören olmadı mı? Abi vallahi kimse uğramadı. Ne Allah'ım ya. Sen mi işletiyorsun burayı? Ha? Kadir Öz. Evet abi, patron çok uğramaz ama. Tamam. Evi nerede patronun? Evini bilmem abi, hiç gitmedim ki. Ali, ne bir silah ne de uyuşturucu. Bize yanlış bir durum olmaz abi. Dükkan sahibini tecavüzden arıyoruz lan. Daha ne yanlışınız olacak? Arda Volkan, hadi çıkıyoruz toparlanalım. Tamam abi. Serdar'ı gördüğün anda polisi arıyorsun. Bak bu işin şakası yok, sen de yanarsın. Tamam komiserim. Neredeyim ben? Hastanedesin. Ben doktorun Ebru. Korkmana gerek yok. Güvendesin artık. İyileşmeye başladın bile. Hepsi geçecek. Çektiğin tüm bu acılar geçecek. En iyi psikolojik desteği alacaksın. Onu buldular mı? Kimi? Serdar'ı. Serdar kim? Namussuz, alçağın biri. Anlat bana. Seni Serdar mı dövdü? Evet. Sevgilim sanmıştım. Kullandı beni. İstemediğim şeylere zorladı. Tamam, geçti. Ben çok kötüyüm abla. Biliyorum. Serdar dedin değil mi adına? Beni ayarttı. Sonra da kadının birine satmaya kalktı. Kim o kadın? Bana adını ver, ben de polislere söyleyeyim. Olcay. Yurttan kandırdığı kızlara fuhuş yaptırıyor. Serdar meğer adamıymış. Benim gibi aptal kızları tavlıyormuş. Suçlama kendini.
Sakın unutma, suç sende değil, suç onlarda.